Mutlu günler değerli izleyiciler. World Türk ekranlarına hoş geldiniz. Burdur Bucak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumunda ikinci karşılaşmayla sizlerle birlikteyiz. Bugün Efeler ve Çiğli Belediyespor ikinci kez karşı karşıya gelecek. Daha doğrusu Çiğli ikinci maçına çıkarken Efeler pazartesiyi bay geçti. İlk kez bu çimlere ayak bastı. Güzel bir maç bekliyoruz ve bu maçta çok önemli bir isim yorumlarıyla bizlere destek verecek buradan sevgili Göksel Özdemir. Türk futbolunda özellikle Ege bölgesinde ve birçok profesyonel takımda başarıyla çalışmış yılların tecrübesi teknik adamımız Göksel Hocam. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Hasan Hocam. Tabii önemli bir gün. Dolayısıyla Türkiye'nin 9 bölgesinde oynanan bu maçlar birçok takımın üçüncülük hayalini süslüyor. İnşallah bugünkü maçta da açmak için buradalar. Burdur'da Bolvadin ilk maçını 2-0 kazandı pazartesi günü. Şu an sahadaki kırmızı siyahlı formayla izleyeceğimiz Çiğli Belediyespor'u 2-0'la geçti. Yeşil beyaz formayla da Efeler Spor sahadaki yerini aldı. Uğur Köprülü var Çiğli Belediyespor'un kalesinde. Oğuz Yıldız, Halil Yekta Kondu, Atakan Doğanay, Orhun Kağan Ergen, Batuhan Altın, Kerim Aydın, Lütfü Berk Üren, Taner Çapakçur, Egecan Çevir ve Uğur Karakoç 11 ile sahada Çiğli Belediyespor takımı sevgili seyirciler. Göksal Özkara var kalesinde Efeler Spor'un. Sabutay Alper Bayülken, Gökhan Bulut, Recep Daylak, Muhammed Mustafa Doğan, Selçuk Yıldırım, Serdar Sudun, Fatih Bozok, Süleyman Çelik, Muhammed Emir Yıldırım ve İshak Kurt ilk 11'i Efeler Spor'un. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak edenin kazandığı güzel bir mücadele olsun. Hem Çiğli Belediyespor hem de Efeler Spor için gelen taraftarlar tribünlerdeki yerini aldı değerli izleyiciler. Ve 90 dakika Çiğli Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Atakan pası Halil Yekta Kondu. Yekta uzun oynadı Yekta. Karşılaşmanın ilk faulü Sabutay yaptı faulü. Çiğli Belediyespor hemen kullandı dedim anda maçın hakemi bekleyin dedi. Henüz işaretimi vermedim dedi karşılaşmanın hakemi. Kerim Aydın bıraktı. Taner Çapakçur topun başındaki isim. Taner Çapakçur, Taner sert vurdu yandan out. Maçın ilk pozisyonu ikinci dakikanın içerisinde free kick'ten Taner Çapakçur ile geldi. Kaleci Göksal kale vuruşunu şimdi kullandı. İshak yakın olan Kaan Ergen. Taç Efeler Spor'un son olarak Kaan'dan top dışarıya çıktı. Maçın yardımcı hakemi Yusuf Alper Abalı yönetiyor karşılaşmayı değerli izleyiciler. Şaban Karaderili, Mustafa Burak Kuş ve Murat Durgutluoğlu hakem triyosu. Maçın hakemi Yusuf Alper. İshak
Süleyman Çelik korner köşe vuruşu kullanacak. Efe Erspor sevgili Göksel Özdemir hocamla 5 dakikada bir maçın analizini de yapacağız. Her 5 dakikada hocamın görüşlerine başvuracağım. Çiğli için tamam mı devam mı maçı bu. Çiğli kazandığı takdirde Cuma'yı bekleyecek. Kafayla uzaklaştırdı savunmada Taner Çapakçur. Süleyman'a gelmedi. Kaan Ergen kontrolü kötü taç. Muhammed Mustafa Doğan baskıyı yapmıştı orada. Şimdi yerine dönüyor. Ters kanatta Muhammed Mustafa Doğan. Sol kanat oyuncusu Efeler Spor'da. Taç atışı kullanan isim Gökhan Bulut. İshak Süleyman'dan önce yine savunma Kerim Aydın. Uğur Karakoç'u düşündü. Muhammed Mustafa Sabutay yakın olan isim. Recep Daylak kalecisiyle oynadı. Şimdi Sabutay. Göksal. Karşılaşmayla ilgili şöyle bir bilgi de verelim. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu'nun ve kararı ile karşılaşmalar tek kamera ile verilebiliyor. Onu bazı izleyicilerimiz bir serzeniş olarak bizlere ilettiler ama çok özür dileyerek bunu söylüyoruz. Sadece bir kameraya izin var. Recep Daylak. Serdar pası topta. Şimdi çaldı düdüğü. Yusuf Alper. Abalı az önce devam demişti. İkinci pozisyonda düdüğü çaldı. Efeler Belediyespor kullanacak. Recep. Sabutay. Sabutay'dan uzun top. Kaleci Uğur Köprülü çıktı aldı topu. Lütfü Berkürel. Sevgili Numan Ölmez'e selamlarımızı iletelim. O da şu an yayını takip ediyor. Üst üste iki faul. Serdar Sudun ilk faulde düdüğü çalmıştı maçın hakemi. İkincisinde Serdar Kerim Aydın yerde. Yusuf Alper Apalı orada. Kerim şimdi doğrultu. Heyecanlı şeydir. Evet Göksel hocam 5 dakikayı geride bıraktık. Kısaca şablonu nasıl gördünüz saha içerisindeki kadroların? Şimdi gördüğüm kadarıyla her iki takım da dörtlü savunmayla oynuyor. Özellikle iki takımın da çift ön libero oynadığını görüyoruz. Bu biraz daha maçın ilk bölümünde oyunu çok fazla risk etmeyeceklerini gösteriyor. Biraz daha savunmayı ciddiye alarak oynadıklarını düşünüyorum. Ama maçın ilerleyen dakikalarında özellikle ikinci yarı 60. dakikadan sonra risk alan takımın maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Oyun dengeli gidiyor şu anda. İlk 5 dakika itibariyle görüntü bu. Gökhan Bulut, Selçuk Yıldırım, Uşakspor'la 2017 yılında şampiyonluk mücadelesini anlatmıştım ekranlarda. Selçuk Yıldırım'ın Eskişehir Yeni Stadyumunda. Bugün yine şampiyonluk için sahada Selçuk Yıldırım ve arkadaşları. Aynı zamanda takım kaptanı Selçuk Yıldırım. Sağ kanatta şimdi Çiğli Belediyespor Uğur Karakoç. O da geçen yılın şampiyonu. Kuşadası Spor'la şampiyonluk yaşayan isim Uğur. Oğuz Yıldız. Kazandı topu Efeler Belediyespor. Pasında isabet yok. Fatih Bozok için hızlı bir top. Taç atışı kullanacak Oğuz Yıldız ile. Serdar Sudun. Thank you.
Okan Atay Efeler, Muhammed İshak'a doğru kafayı savunmada Yeksel Kondu vurdu. Gökhan Bulut, Gökhan arkada gol pozisyonu, offside yok, son anda savunma. Şimdi kalktı bayrak. İlk anda kalkmamıştı bayrak. Devamında bayrağını kaldırdı karşılaşmanın yardımcı hakemi. Sezon boyunca birçok karşılaşmayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Gerek Hayatın Futbol YouTube kanalından, gerekse yine World Türk'ten. İşin emekçileri maalesef bu karşılaşmaların üst kısımlarıyla, yani şu gördüğünüz maçlarda yayın izni almakta büyük zorluk çekiyor. Alamıyor daha doğrusu. Sezon boyunca Söke Spor'un tüm maçlarını yayınlayan sevgili Numan Ölmez kardeşim de takip ediyor. Ona da emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Egecan Çevir. Maçın hakemi. Oyun devam etti. Şimdi kazandı. Süleyman Çelik'e geliyor Efeler. İshak içeride. Süleyman Çelik. Süleyman offside. İshak. Iska geçti orada. Yeksa kondu ama pozisyonda da hemen bayrak havada idi. Yeksel Kondu, Lütfü Berk. Atakan Kerim Aydın'la oynadı. Egecan Çevir takip etti ama taç Efeler Belediyespor kullanacak. Süleyman Çelik. Gökhan Bulut ortaladı. Bayrak havada. Oğuz Yıldız. Muhammed Emir Yıldırım. Offside'a düşen oyuncu. Efeler Belediyespor'da. Top hareketliydi dedi maçın hakemi. Yeniden kullanan işareti Uğur Köprülü'ye. Atakan. Lütfü Berk açtı oyunu. Kaan Ergen. Batuhan Altın geldi yanına. İleriyi düşündü. Gökhan Bulut yakın. Kazanan Egecan. Egecan. Taner Çapakçur avantaja bıraktı. Taner yakalayamayınca hemen düdüğü çaldı. Karşılaşmanın hakemi Yusuf Alper Abalı. Evet hocam. 10 dakikayı bıraktık geride. Görünen o ki, yani geçen gün Çiğli'yi de izlemiştim. Efeler Spor'u zaten biliyorum. Bugün Uğur Karakoç Çiğli Belediyespor'da gününde olursa, Efeler'de de Süleyman Çelik gününde olursa, bu oyuncular iyi beslenebilirse maçın skorunu değiştirebilecek oyuncular olarak gözüküyor. Eğer bu oyuncular gününde olmazsa başka oyuncuların devreye girmesi gerekiyor. Şu anki görüntü bu. Evet, offside bayrağı havada Kaan Ergen için. Kerim Aydın'ın pası. Kaleci Göksal. En direkt vuruşu kullanacak şimdi. 11. dakikanın içerisindeyiz. Gol yok. Burdur'da değerli izleyiciler. Gökhan Bulut hızla hareketlendi ama top çok hızlı Gökhan için. Out. Kale vuruşu kullanacak şimdi Uğur Köprülü ile. Yekta kondu. Lütfü. Lütfü geriye döndü. Atakan Doğanay. Uğur Köprülü. Atakan. Kaleci Uğur. Paslaşmalar kendi ceza sahası içerisinde. Kerim Aydın.
Taner Çapakçıoğlu orada bomboş kaldı Taner. Rahat aldı topu, şimdi sağa bıraktı Uğur Karakoç. Oğuz Yıldız yanında, o geriye döndü Egecan. Baskı Egecan. Egecan mı ortaladığı yerde kimse yok ama Gökhan Bulut yine de topu, arkadaşları da uyarmadılar, kornere bıraktı. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Çeli Belediyespor. Uğur Karakoç atış için hazırlanan oyuncu, yöneldi oraya Uğur. Bir kez daha maçın içerisinde bunu defalarca söyleyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu kararı neticesinde maçlar tek kamera ile verilebiliyor. Bir orta yere çarpan top, out, çok etkili geldi. Taner Çapakçıoğlu vurdu kafayı. Atakan Doğanay, düzeltiyorum, kafayı vurdu ama az farkla top out'a çıktı. Tek kamera ile yayına izin var. O nedenle yayın açıları, normalde 3 kamera ile yayın yapıyoruz. Bugün onu bir kez daha vurgulamak istiyorum maç içerisinde değerli izleyiciler. Göksal Özkara. Havalandı top, kendi yarı alanında kaldı. Şimdi Gökhan Bulut, Kaan Erken. Gökhan vurdu kafayı, önünde kaldı Batuhan Altın. Pası Kerim Aydın, sağda Oğuz Yıldız. Oğuz, kazanan isim orada Muhammed Emir. Kaybetti Recep. Oyun devam etti. Uğur Karakoç, Recep Daylak mücadelesi. Taç Çiğli Belediyespor'un. Taç atışı kullanıldı. Uğur. Egecan. Egecan çevir. Taç Çiğli Belediyespor'un. Yaklaşık 30-40 saniyedir top o alandan çıkmadı. Şimdi Oğuz Yıldız taç atışını kullanacak Çiğli Belediyespor'da. Recep Daylak. Atak devam etti. Uzaklaştırdı Serdar Sudun. Taç. Oğuz Yıldız. Batuhan Altın'la oynadı Batuhan. Taç el değiştirdi. Efeler Belediyespor kullanacak. Muhammed Mustafa Doğan ile 15 dakika geride kaldı. Burdur Bakü'de, Bakü Stadyumunda. Lütüberk pası Egecan çevir, göğsüyle aldı Egecan, son anda müdahale, korner, out. Ben de buradan korner gibi gördüm ama tabii maçın yardımcı hakemi çok yakın. Son müdahale demek ki Egecan'dan olmuş orada. Şimdi kaleci Göksal Özkara. Sevgili hocam, ben dedim ama istediğiniz an tabii ki sizler de müdahale edebilirsiniz. Pozisyonlarda söylemek istediğiniz bir şey olursa her zaman anında söyleyebilirsiniz. 5 dakika dedik ama. Evet evet, şu anda son 2-3 dakikadır Çiğli Efeler yarı alanındaydı. Uğur'un kullandığı kornerde de çok önemli bir pozisyon kaçırdı Çiğli. Efeler'in yan top problemi gözüküyor duran toplarda. Ona bir çözüm bulması lazım. Ama şu anki görüntü Çiğli biraz daha öne çıkmış gibi. Ama ilerleyen dakikalara bakmak lazım. Orta sahası biraz daha çok boşluk veriyor Efeler'in. Daha iyi organize olan şu anda Çiğli bu dakikalarda. İleriki dakikalarda Efeler orta sahayı toparlarsa belki oyunda daha hakim duruma gelebilir. Serdar Sudun ve Selçuk Yıldırım ikilisi var. Batuhan Altın, Lütfü Berk Üren de diğer takımın o söylediğiniz ikilisi, özellikle ön libero kısmında. Lütfü Berk'e bir faul beklentisi. Oyun devam etti. Uğur Köprülü, Atakan. Yeksa Kondu. Lütfü Berk. İlk maçta çok erken bir sarı kart görmüştü Bolvadin önünde. Uğur Karakoç. Oğuz Yıldız. Oğuz. Oğuz içeriye. Offside. Çok net bir offside. Büyük ihtimal göremedi sevgili hocam herhalde. Yoksa o topu oraya, evet. Taner Çapakçıoğlu, bir anlık heyecan, offside, Uğur Karakoç.
En direk vuruşu Göksel Özkar'a kullanacak. Kalecisi Efeler Belediyespor'un. Efeler Belediyespor Söke ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Bornova Yeşilova Spor'da bu mücadeleye katılmıştı ama son haftalara girerken büyük bir heyecan vardı ve bir puan farkla şampiyon oldu Efeler. Çiğli Belediyespor favori iki takımın olduğu Ali Ağa ve İzmir'den o gruptan şampiyon olarak buraya playoff maçlarına geldi. Batuhan Altın, Egecan, Kerim Aydın. Kerim Uğur Karakoç'u düşündü ama biraz hızlı ve kötü bir pas oldu. Kaleci Göksal, Recep Daylak. Yeniden Göksal, yanında Sabutay var. Baskı Kerim'den, kaleye döndü Sabutay. Muhammed, bu arada Fatih Bozok, ona yapılan hareket faul. Fatih yerde kaldı o pozisyonda. Selçuk Serdar paslaşması, Serdar Sudun. Sola bıraktı Serdar. Hızlı bir pas Muhammed Emir'den. Muhammed Mustafa Doğan için bindiren isimdi Muhammed Mustafa. Kale vuruşu kullanacak şimdi Uğur Köprülü. Hemen yanında Atakan var. Atakan, Batuhan Altın, Çiğli Belediyespor. Atak hazırlığındaki takım kendi yarı alanında. Atakan, Lütfü Berk. Baskıyı gördü Fatih'ten. Pası Batuhan'a, uzun bir top. Egecan çevir, Recep Daylak mücadelesi. Kafayı vuran Recep. Muhammed, Batuhan, Uğur Karakoç. Uğur sıyrıldı ama topu oyun alanında tutamadı Taç. 20. dakika geride kaldı. Eşitlik bozulmadı Burdur'da değerli izleyiciler. Playoff ikinci mücadelesinde Efeler Belediyespor 0, Çiğli Belediyespor 0. Gökhan Bulut, İshak, Yekta mücadelesi. Kafayı Yekta vurdu. Orhun pası İshak. Girdi araya Yekta. İshak. Yanında Gökhan Bulut vardı ama onun için biraz zor bir top. Taç atışı kullanılacak. Çiğli Belediyespor Kaan Ergen ile Batuhan Altın kendisini yere bıraktı. Az önceki pozisyonda bir sakatlık yaşamıştı. Maçın hakemi hemen yanında. Henüz sağlık görevlerini davet etmedi. Lütfü Berk, Egecan, Yekta, yeniden Lütfü. Sol kanatta Kaan Ergen bindirdi. Kaan, bayrak Kaan Ergen için kalktı. Kaan aynı görüşte değil. Sabutay kullanacak. Offside'den doğal en direk vuruşu. Statüyle ilgili kısaca bir bilgi vereyim izleyicilerimize. Bugün buradan eğer Efeler Belediyesi galibiyetle ayrılır ise Çiğli Belediyespor'un şansı tamamen tükeniyor. Ancak Çiğli Belediyespor 1-0, 2-0 hiç fark etmez. 1-0 bile olsa kazandığı takdirde cuma günkü Efeler Bolvadin maçının sonucunu bekleyecek. Eğer Efeler Bolvadin'i yenerse üçlü penaltı atışlarına geçilecek. Ya da diğer senaryoda Bolvadin kazandığı takdirde de Efeler ve Çiğli için o güne kadar olan iddia sona ermiş olacak sevgili seyirciler. Muhammed Emir. Serdar'ın pası. Recep, yeniden Serdar Sudun. Fatih Bozok kaptırdı ama Recep. Selçuk Yıldırım. Selçuk'un pası İshak. Kaan Ergen faul. Orhun Kaan Ergen yerde kaldı pozisyonda.
Yekta Kondu atışı kullanacak. Kaan Ergen yeniden Yekta. Faul. Efeler kullanacak. Serdar Sabutay, yeniden Serdar. Gökhan Bulut, Yekta kayarak müdahale. Kaan Ergen, şimdi Egecan, Egecan, Uğur Karakoç. Kısa bir top ama kaleci yatarak topun sahibi oldu. Burada yerde kalan Yekta Kondu, orada da kaleci. Maçın hakemi Yusuf Alper Abalı orada. Uğur Karakoç. Sağlık görevlileri şimdi davet etti. Maçın hakemi Uğur Karakoç'u çekecek büyük ihtimal kenara. Bir sarı kart olabilir. Evet, sarı kart. Uğur Karakoç bu dakikada sarı kart gördü. 24. dakikanın içerisinde. Sevgili hocam, az önce demiştiniz oyun biraz Efeler'de oynanıyor. Son dakikalarda da tam tersi oldu herhalde. Evet. Evet. Şimdi ben özellikle bu ligin statüsüyle ilgili, yapısıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Futbol Federasyonu bu lige hakem ataması yapıyor, temsilci ataması yapıyor, hakem gözlemcisi geliyor. Saha kontrollerini yapıyor sezon başında ve müsabakalardan önce de işte teknik toplantılar yapıyor, yapılıyor. Sanki bir profesyonellik oynanıyormuş gibi her türlü hazırlık yapılıyor. Ancak hiçbir şekilde Futbol Federasyonu bu lige destek olmuyor ve statü o kadar kötü bir statü ki bu bal ligi statüsü, bence bunun bu sene son olmalı. Bu statünün gözden geçirilmesi, hatta kulüplere sorulması, Ankara'da birkaç kişinin alacağı kararlarla bu ligin düzenlenmemesi gerekiyor. Çünkü bu ligin neye hizmet ettiği belli değil. Sadece 3. lige takım çıkarmak için bu lig oynanıyorsa gerçekten bunun başka formülleri olmalı. Oyuncu yetiştirmek için mi oynanıyor? Hayır, hiç böyle bir amacı yok. Güzel futbol için mi oynanıyor? Hayır, hiç böyle bir amacı yok. Ama bu lige yatırım yapan o kadar çok takım var ki dolayısıyla insanların emeği bu ucube sistem yüzünden kaybolup gidiyor. Ciddi yatırım yapmış olan bir takım, bir bakıyorsunuz bir sezon sonra ligi 2. 3. ile bitirse süper amatör kümeye dönmek zorunda kalıyor. Örnek İzmirspor bu sene. Evet, aynen öyle. Bunun mutlaka ele alınması, düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam, ben de şöyle bir katkı yapayım. Ben de çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Maçlarda da, programlarda da söylüyoruz sık sık ama şu an bunu düzenleyebilecek yeni bir statü, yeni bir lig oluşturabilecek kapasite kişiler şu an maalesef yok. Yani sorulsa, dediğiniz gibi kulüplere sorulsa bir şekilde yeni öneriler gelecektir karşılarına ama yeni önerilere de tahammülleri yok. Devam etsin aynı sistem, devam etsin aynı sistem. Tabii burada ne futbolcu yetişiyor buradan, dediğiniz gibi mağdur olan birçok takım vesaire vesaire vesaire. Efeler kullanacak şimdi değerli izleyiciler. Selçuk Yıldırım ile Selçuk etkili bir orta, arka direk. Sabutay kaydı ama pozisyonu tamamlayamadı. Efeler adına şimdi kaleci Uğur Köprülü. 26 dakika geride kaldı. 27. dakikadayız değerli izleyiciler. Gol yok. Pozisyonlar var. Daha çok bir orta saha mücadelesi bu dakikaya kadar. Lütfü Berküren. Kerim'i geçen top Sabutay'dan doğrudan Taç'a. Hemen kullandı Taner Çapakçur. Taner. Karşısında Gökhan Bulut var. Pası Kerim Aydın. Egecan. Taç. Çiğli Belediye. Bu Efeler Belediyespor'un. Evet, maçın hakemi birbirine baktı. Yardımcı hakeminden hiç ses yok. O da orada hakeme bıraktı. Hakem de kararı verdi. Yanlış bir karar oldu. Göksel hocamın da söylediği gibi son top Efeler'le oyunculardan çıktı ama ben artık çok görmüyorum hocam. Hakemler gerçekten plasmandan da gelse, dün Sinop maçında bir gol iptal edilmiş pazartesi günü, gözlerime inanamadım. Yani
Türk futbolu gelişecek de hakem yetiştiremiyoruz. Önce hakem yetiştireceğiz. Her maçta Hasan Hoca hakemlere konuşuyor diyorsunuz ama lütfen hakemleri bir profesyonel gözle izleyen gözlemciler de kenarda dursun. Gökhan Bulut. Kullanacak taç atışını. Handball verdi. Evet. Serdar Sudun. Solda Muhammed. Fatih Bozok yanında geriye döndü. Fatih. Sabutay. Recep. Fatih Bozok. Fatih. Faul. Faul yapana geleceğim. Düzeltiyorum Batuhan Altın. Sarı kart. Fatih Bozok. Batuhan Altın yerde kaldı. O pozisyonda karşılaşmanın hakemi çok yakın. Sarı kartla cezalandırdı Fatih Bozok'u. Batuhan Altın'ı itti orada ve cezası sarı kart. İkinci sarı kart bu. İlk önce sarı kartı Fatih Bozok topu ayağında gereksiz yere fazla tutunca bu pozisyona sebep oldu. Arkasından da sarı kart gördü. Bence şu anda bu kadar erken bu sarı kartı görmesi Efeler Spor için iyi olmadı. Sinirlerine hakim olmaları gerekiyor futbolcuların. Serdar Sudun zaten faulü almıştı Fatih, evet, pozisyonda. Şimdi Serdar. Atakan Doğanay bırakmadı. İshak Kurt hemen yanında. Lütfü Berk, Oğuz Yıldız, Uğur Karakoç. Taç Efeler Belediyespor'un. Hemen kullandı Serdar. Serdar'ın pası Gökhan Bulut kafayla. Kaan Ergen daha yakındı. Muhammed Emir'den önce aldı o topu. Şimdi Egecan'a doğru taç. Kaan Ergen hemen kullandı. Egecan bir kez daha taç. Aynı bölgeden taç atışı kullanacak Çiğli Belediyespor. Egecan geriye döndü. Lütfü Berk Ülen. Kerim Aydın. Yekta Kondu. Kerim bir kez daha Yekta. Yekta'dan Egecan'a doğru Gökhan Bulut dikkatli. Batuhan Altın. Muhammed Emir bıraktı taç. Gökhan Bulut taç atışını kullanacak. Başarılı sağ kanat oyuncusu Efeler'de. Selçuk Yıldırım ile ilgili kısa bir not vereyim. Selçuk iki gündür ishal şikayetiyle hastaydı. Bugün hasta hasta sahada. Onu da maçtan önce konuştuk Selçuk'la. İki gündür bir rahatsızlığı vardı. Orta sahada takımın yükünü çeken ismi Efeler'de. Atakan riskli hareket. Uğur Köprülü uzaklaştırdı. Geriye pası. Muhammed ve Uğur Karakoç mücadelesi. Taç. Oğuz Yıldız. Atakan Doğanay. Lütfü Berk. Kaleci Uğur. Yeniden Atakan. Atakan'dan uzun bir top. Taner Çapakçur ve Gökhan Bulut. Kafayı Gökhan vurdu. Faul. Kaan Ergen faul yapan isim. Muhammed Emir'e. Muhammed Emir Yıldırım. 2001 doğumlu genç oyuncusu Efeler'in. Şimdi Gökhan Bulut. Topun kontrolünü sağlayamadı. Taç. Tatıcı kullanacak. Çiğli. Kaan. Yeksa. Uğur. İshak Kurt baskı yaptı. ...1993 doğumlu İshak da santraforu Efeler'in. Taner kafayla bıraktı ama Sabutay. Lütfü Berk orta alan. Yanında Batuhan Altın var. Batuhan. Lütfü baktı arkadaşlarına. Şimdi Egecan'ı düşündü. Egecan aldı göğsüyle. Kerim Aydın. Kerim'in düşüncesi kafayı vuran Sabutay. Egecan.
Batuhan Altın, Selçuk Yıldırım, Serdar Sudum, tek paslar çıktı. Son anda araya girdi Yekta. Yoksa çok etkili bir pozisyon olabilirdi Serdar Sudum. Top oyunda Yekta. Offside. Taner Çapakçur için kalktı o bayrak. Evet hocam, hakem bayrağı kaldırmadan offside dedik ama hemen pozisyon önümüzde ya olduğu için. Esin bir offside. Evet. Evet hocam. Kaçırmazlardı herhalde. Neler söyleyeceksiniz hocam? 33 dakika geride kaldı. Ya pozisyonu olmayan, yani sadece Çiğdin'in o kornerden kafa vuruşu etkiliydi. Onun dışında şu ana kadar pozisyonu olmayan bir maç. Ancak özellikle Efeler çıkışlarda birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkışta pas hataları yapıyor. Şu anda orta saha organizasyon olarak Çiğli daha iyi gözüküyor. Serdar'la Efeler'de özellikle Serdar'la Selçuk'un mesafesi çok uzak. Onların o mesafeyi kapatmaları lazım orta saha organizasyonunu toparlayabilmeleri için. Gökhan Bulut'u geçti top. Taç. Çiğli Belediyespor. Kaan Ergen taç atışı için hareketlenen oyuncu. Tabii ki ilk maça göre Bolvadin Çiğli maçının ilk 25 dakikasında 4 net gol pozisyonu izledik. Birisi de gol olmuştu Bolvadin tarafından. O maça göre daha böyle pozisyon olarak da kısır bir maç. Selçuk Yıldırım, Selçuk sıyrıldı, Selçuk. Ara pası, kaleci Uğur Köprülü pozisyon ve yandan out. Müthiş bir pozisyon. Tam dedik ki kısır bir maç sevgili hocam ama evet. Çok net bir gol pozisyonunu Süleyman Çelik. O da yıkıldığı yerde kaldı Süleyman. Değerlendiremedi. Selçuk çok iyi getirdi topu. 34. dakika gol dakikası olabilirdi Efeler için ama sonuç alamadı Süleyman Çelik. Uğur Köprülü şimdi kale vuruşunu kullanacak Çiğli'de. Oğuz. Bu kez Çiğli yük verecek Oğuz. Uğur Karakoç istedi ama atmadı oraya Oğuz. Batuhan yeniden Oğuz Yıldız. Uğur Karakoç. Kerim Aydın. Uğur. Taç. Son müdahalenin Efeler'den, Çiğli'den olduğunu belirtti maçın hakemi. Şimdi taç atışı kullanıldı. Recep, İshak ve Atalay, Atakan ikisi de vuramadı. Kalecisi ne kadar döndü, Yekta kondu. Uğur. Yine riskli bir top orada, Yekta kondu. Kaan Ergen tek top oynadı. Egecan. Egecan rakibini çekti. İlk pozisyonda, evet, formasından çekti. Serdar Sudum hemen kullandı. Serdar sıyrıldı, faul, sarı kart gelecek. Evet, Kerim Aydın hata kesti, sarı kart gelecek. Yusuf Alper Abalı sarı kartını gösterdi. Serdar Sudum henüz hakeme bir cevap vermedi ki sağlık görevlilerini davet etmedi Yusuf Alper Abalı. O da bekliyor. Evet, doğruldu. Oyuna devam edecek. Sağlık görevlileri içeriye girmeyecek bu pozisyonda. Selçuk Yıldırım. Topun başındaki isim. Kerim Aydın az önceki pozisyonda sarı kart gördü. Tek kişilik bir baraj. Arkaya doğru kafayla çeviren top, Gökhan Bulut sol ayağıyla vurdu, sağ ayağıyla engelledi o pozisyonda. Uğur Karakoç'tan önce Fatih Bozok. Fatih uzaktan şut, offside. İshak Kurt. İshak da bir elle oynama beklentisini dile getirdi maçın hakemine. Endirek vuruş kullanacak Çiğli Belediyespor. Bir gol her iki takım için çok önemli değerli izleyiciler. Eğer Çiğli 1-0 veya da herhangi bir skorla kazandığı takdirde şansını Cuma'ya taşıyacak. Efeler kaybetse de Cuma şansı devam edecek. Lütüberk. Uğur istedi, aldı. Uğur Karakoç. Uğur uzaktan kaleyi düşündü, out. Hem Egecan Çevir hem de Taner Çapakçur pas bekleyen iki oyuncuydu.
Uğur Karakoç doğrudan kaleyi düşündü. Göksal Özkara kale vuruşunu kullanacak isim. Kafayı vurdu Lütfü Berk. Taner Çapakçur, Kerim Aydın, Serdar, Egecan, Kerim, Oğuz Yıldız solda bomboş. Şimdi orayı gördü ama arkasına düştü o top. Zor da olsa yakaladı Oğuz. Batuhan Altın, Uğur ve Muhammed mücadelesi. Uğur Karakoç bıraktı Batuhan. Batuhan Selçuk Yıldırım'ın önünde kaldı. Selçuk'un pası. İsa Kurt hareketlense o bayrağı kaldırırdı maçın hakemi. Hareketlenmedi İsa Kurt. Uğur Köprülü, Batuhan, Lütfü Berk'in pası, Kerim Aydın, Oğuz Yıldız. Özenci oynatmadı bugün. İmam Aydemir Oğuz'la başladı. Taç Çiğli Belediyespor kullanacak. Oğuz, kaptan Kerim, Lütfü göğsüyle aldı pası da. Taner Çapakçur, şimdi Uğur Karakoç arka direğe doğru, doğrudan top out'a çıktı. Kale vuruşu Göksal Özkara ile kullanacak Efeler Belediyespor. İstiklal Stadyumu'nda gol yok değerli izleyiciler. 0-0'lık eşitlik son 5 dakikaya girerken, dakika 40. Maçın hakemi topa dedi, Selçuk faul bekledi. Uğur Karakoç, Batuhan, Oğuz Yıldız yanına geldi ve aldı topu Batuhan. Uğur Karakoç, Uğur, Taç, Efeler. Serdar, Yekta Kondo, İshak yerde, hakem oralı değil. Taner Çapakçur, Egecan, Egecan üstüne üstüne gitti. Gökhan Bulut'un, Egecan, Taner Çapakçur bıraktı geriye. Lütfü Berk, Kerim, yeniden Egecan çevir. Egecan pası, Taner, herkesi geçen top kaleci Göksal Özkara'da. Hocam ilave edeceğiniz bir şey var mı? İlk 40 dakika itibariyle değişen bir şey var mı daha doğrusu? Sadece Efeler'in bulduğu son dakikalardaki pozisyonlar var. Süleyman'la kaçan bir pozisyon. Arkadan Gökhan'ın kaçırdığı, yani sol ayağıyla vurmaya çalışıp sağ ayağıyla uzaklaştırdığı pozisyon var. Son dakikalarda da özellikle orta sahada Çiğli'nin üstünlüğü var. Sadece Çiğli final paslarını atamadı. Çünkü çok iyi koşular geldi savunma arkasına. O paslarla buluşturabilse Efeler Spor için ciddi tehlike olabilirdi. Evet, Göksel Özdemir'in ilk 40 dakikalık değerlendirmesi bu şekilde değerli izleyiciler. Uğur Karakoç taçı kullandı, kaleci Göksel Özkara'ya. Göksel, Atakan vurdu kafayı, Lütfü Berk, Egecan çevir, Kerim Aydın, offside yok. Kerim ceza sahasına girdi. Kerim pası gerilerden gelen, şimdi Uğur Karakoç. Uğur bekledi, geçti pozisyon, tekrar çevirdiği top kaleci Göksal Özkara'da. Çok net bir pozisyon olabilirdi ama Kerim Aydın'ın pası Uğur'un hemen yanında iki Efeler'li oyuncunun olması o şuta izin vermedi. Çiğli çoğalamadı. Taç mı faul mü? Faul. Kaan Ergen, Muhammed Emir ve Kaan Ergen. Gökhan Bulut kullanacak. Serdar Sudun, Fatih Bozok, Süleyman Çelik az önceki pozisyondaki isim. Şimdi Recep, Muhammed.
Sabutay. Selçuk Yıldırım, soldan destek var. İçeride Süleyman aldı tekrar. Bıraktığı top Oğuz Yıldız, yatarak müdahalesi uzaklaştırdı savunma Taç. Yine etkili bir atak olabilir de Efeler için. Taç atışı kullanacak. Muhammed hemen kullandı. Serdar ellerini açtı, aldı o topu Serdar Sudun. Serdar sıyrıldı. Serdar. Şimdi müdahale Fatih Bozok. Muhammed. Serdar. Offside yok. Süleyman Çelik içeride. İshak Kurt pası. Egecan Çevir. Yakın Egecan. Taner Çapakçur. Batuhan Altın. Faul. Faulü yapan isim. Orada Muhammed Emir. Son 2 dakikanın içerisindeyiz. Normal sürede değerli izleyiciler, çok fazla uzatma da olmadı. 2 artı 2 gelebilir ya da artı 3 maksimum. İlk 45 dakikaya kaleci Uğur Köprülü kullanacak. Uğur. Havalanan top. Taner'den önce savunmayı, dikkatli savunmada Sabutay vurdu kafayı. Şimdi Fatih Bozok, Oğuz Yıldız mücadelesi. Süleyman Çelik. Süleyman, karşısında Atakan var. Süleyman'ın pası. Fatih Bozok. Fatih. Kontrolü Lütfü Berk Üren'in. Out. Dakika 45. Uğur arkadaşlarına gidin dedi. Halil Yaktağ kondu da şimdi ayrıldı oradan. Uğur. Adaşı Uğur Karakoç. Taç. Atakan Doğanay. Uğur Köprülü. Lütfü Berk. Kerim Aydın bıraktı. Lütfü. Kaleci Uğur. Lütfü. Kerim'den tek top. Uğur Karakoç bıraktı. Lütfü. Hızlı bir atak şansı. Şimdi Oğuz Yıldız sağ kanatta. Oğuz. Oğuz savunmada Muhammed Mustafa girdi araya. Kerim Aydın. Kerim sıyrıldı. Kerim'in şutu farklı şekilde. Out. Artı 2 oynanacak. Dediğim gibi 2 ya da 3 maksimum demiştim. Evet sevgili hocam, bu 2 dakikalık bölümde de ilk 45 dakikanın genel bir değerlendirmesini alırsak sizden. Her iki takımın da birbirine çok fazla üstünlük sağlayamadığı bir 45 dakika izledik diyelim. Artık son 2 dakika oynanıyor. Çok iyi bir futbol gördüğümüzü söyleyemem. Çünkü iki takım da tedirgin oynuyor. Bir tarafta Çiğli Belediyespor berabere kalır veya kaybederse tüm şansını kaybedecek. Öbür taraftan Efeler kaybetmek de istemiyor. Ama bir taraftan da berabere kalırsam en azından Cuma'ya şansımı devam ettiririm diyor. Kazanamasam da. Böyle bir durum var. Çok fazla risk almıyorlar ama ikinci devre hatalar olacaktır. Hayati hata yapan takım kaybedecek gibi geliyor bana. Evet, şimdi Egecan ve maçın yardımcı hakemi orada. Egecan çeviri yanına çağırdı. Sarı kartını da çıkardı. Kaan Ergen de orada, kime gösterecek? Selçuk Yıldırım'a bir çekil dedi kenara. Evet, Kaan Ergen gelen isim oraya. Orhun Kaan Ergen. Ve İshak Kurt. İki oyuncuya da birer kart çıktı. Artı 45 değerli izleyiciler. Uzatma anları gereksiz bir pozisyonda. Bence de gereksizdi. Çünkü İshak da diğer oyuncu da, her iki takım oyuncuları da önemli oyuncular.
Bir tanesi savunmada, bir tanesi hücumda. Bu sarı kart ikinci devre başlarına iş açabilir. Evet değerli seyirciler, bizim kronometremize göre doldu. Artı 2 de doldu. Az sonra maçın hakemi her an oyunu bitirebilir. Gökhan Bulut tek kamera ile yayına izin verildiği için bunu ısrarla defalarca tekrar ediyorum. Çünkü özelden de bazı yazan arkadaşlarım olduğu maç yayını ile ilgili. Federasyonun 2 ve 3. kameraya izni yok. Tek kamera ile yayın yapmamıza izin var. O nedenle yayın bu şekilde değerli izleyiciler. 2. 45 dakikada yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hazır. Hasan Hoca döneminde yoruyoruz. İkinci 45 dakikaya Efeler Spor oyuncularının vuruşuyla başlanacak. İshak Kurt. Bu topun başındaki isim Selçuk Yıldırım ile beraber iki takım da aynı 11'lerle sahaya döndü değerli izleyiciler. İlk 45 dakikadaki 11'leriyle sahada hem Efeler Belediyespor hem de Çiğli Belediyespor takımları. İkinci 45 dakika başladı. Yine her iki takıma başarılar diliyoruz. Atakan vurdu kafayı. Uğur Karakoç. Geçmedi top Kerim Aydın'a. İshak. Selçuk Yıldırım. Oğuz Yıldız karşıladı. Taç Çiğli Belediyespor'un. Oğuz. Atakan Doğanay. Yeksa. Yeksa'nın pası kafayla karşıladı. Sabutay savunmada. Batuhan Altın. Sol kanattan Kaan Ergen pası. Kerim Aydın önünde kaldı top. Kerim. Oğuz Yıldız bindiren isim. Kafayla hemen bıraktı ama ters ayakta yakalandı Uğur Karakoç. Muhammed. İshak'ın gerisinde Yekta Kontu. Lütfü Berk. Oğuz. Oğuz'un kontrolü kötü. Taç. Efeler Belediyespor Muhammed Mustafa Doğan'la kullanacak. İshak göğsüyle bıraktı Oğuz Yıldız kademede. Yekta. Yekta döndü kaleci Uğur Köprülü. Lütfü Berk. Oğuz hiç bekletmeden pası Muhammed Mustafa Doğan. Kerim Aydın, Oğuz. Faul. Hakem. Düdüğü çaldı. Uğur Karakoç şimdi. Serbest vuruş kullanacak Çiğli Belediyespor. Mehmet Mustafa Doğan tek kişilik bir baraj var. Uğur Karakoç. Uğur'un ortası kafa havalandı. Taner Çapakçur tek yumrukla uzaklaştırdı savunma kaleci. Şimdi savunma Batuhan Altın. Süleyman Çelik yaptı hareket faul. Maçın hakemi çok yakın. Yerde kaldı Batuhan Altın. Faul. Serbest vuruş kullanacak bu kez. Orta alanın tam ortası sayılabilir. Çiğli Belediyespor. Kerim Aydın. Kerim. Atakan içeriye doldurdu. Gökhan Bulut karşıladı kafayla. Bir kez daha kalecinin kucağında.
Göksel Özkara, Gökhan Bulut, Fatih Bozok. Tekrar Gökhan. Orta alanda Serdar Sudun, Muhammed Emir. Iskaladığı topu Oğuz Yıldız. Oğuz'dan uzun top offside. Taner Çapakçur. Offside'e yakalanan isim. Çiğli Belediyespor'da değerli seyirciler. Recep. Recep Daylak. Göksal Sabutay. Fatih. Yeniden Sabutay. Fatih Buzok. Batuhan Altın. Orta alanda İshak Kurt. Aynı topa yükseldiler. Kafayla geriye bıraktı Kaan Ergen. Kaan. Kaan'dan Taler'e doğru. Taler Çapakçur göğsüyle bıraktı. Uğur Karakoç. Egecan. Lütfü Berk. Yeniden Uğur. Topuk pası. Güzel bir pas. Offside yok. Taner Çapakçur. Taner Çapakçur vurdu kaleciden. Müthiş bir kurtarış. Dönen top çok kötü bir vuruş baton altından. Sert vurdu Taner Çapakçur. Aynı güzellikle kurtardı Göksal Özkara. Yerde Egecan Çevir. Çiğli Belediyespor takımında sevgili seyirciler. 51. dakikada yakaladığı bu pozisyonu Çiğli Belediyespor. İkinci 45 dakika, 5 dakika tamamlandı sevgili hocam. Nasıl başladı? Ya çok düşük tempolu bir oyun oynanıyor. Yani bu da seyir zevkini gerçekten bize vermiyor. Ben daha tempolu bir oyun bekliyordum. İki takımdan bir tanesi aslında temposunu arttırsa, birinci ve ikinci bölge baskıları yapsa, geçiş oyunlarını daha iyi, daha çabuk, daha hızlı yapsa, skor da üretecekler, pozisyon da üretecekler. Şu anda iki takımın da temposu çok düşük. Dolayısıyla ben keyif alamıyorum yani oyundan. İnşallah bu kalan dakikalarda daha iyi olur diye düşünüyorum. Kaan Ergen taçını hemen kullandı. Gecan Çevir, Çiğli Belediyespor. Offside. Kerim Aydın. Sabutay. Göksal Özkara kullandı. Kafayı vuran Atakan Doğanay. Yekta Kondu'nun da üzerine çıktı o pozisyonda Atakan. Gökhan Bulut. Serdar Sudun. Yeniden Gökhan. Kaan Erken. Kafa paslaşmaları çıktı oradan şimdi Çiğli. Uğur Karakoç'un koşu yolunda. Uğur bıraktığı yerde Recep Daylak var. Efeler'de Gökhan. Oyun devam etti. Offside beklentileri var. Muhammed Emir geriye de bıraktı. Muhammed Mustafa Doğan. Bir vuruş, ters bir şut. Korner. Kaan Ergen kademeye girdi ama evet, oyuncu değişikliği. Hakan Can Durdu oyuna girecek. 8 numaralı formasıyla Denizli'li oyuncu Efeler Spor'da az sonra köşe vuruşundan hemen sonra mı? Yok, oyuncu çıktı. Evet. Selçuk Yıldırım. Değerli izleyiciler, maç öncesinde söylemiştim. Maçın içerisinde de bir rahatsızlığının olduğunu ve Selçuk ikinci yarının hemen başında yerini genç oyuncu Hakan Can Durdu'ya bıraktı. Kaleci Uğur Köprülü, çift yumruk Hakan Can. Hakan bir kez daha doldurdu içeriye. Kaan Ergen, Gökhan Bulut, Lütfü Berk istediği gibi uzaklaştıramadı topu. Şimdi Uğur Köprülü. Uğur Karakoç'u düşündü. Daha yakın kaleci. Muhammed Mustafa Doğan hemen kullandı. Göksal
Serdar Sudum, Lütfü Berk faul. (54) dakika geride kaldı. Eşitlik bozulmadı. Serdar Sudum. Serdar. Şimdi Oğuz Yıldız. Fener Çapakçur. Yine Uğur Karakoç. Sağ kanatta ama içeriye kalecisine mi? Daha da geriye. Sabutay bir an için orada panikledi. Fatih Bozok. Ters kanat. Süleyman Çelik, Muhammed Emir. Yeniden Emir aldı. Muhammed sıyladı. Muhammed Emir şutu da sert ve gol. Harika bir gol Muhammed Emir'den hocam. Evet, çok güzel bir gol oldu gerçekten. İşte bu organizasyonları yaparlarsa, ikiye birler üçgenleri kurarlarsa ve sonuçta sonuçlandırırlarsa hata, şut çekerlerse sonuç alınabiliyor. Dolayısıyla Efeler Spor sol kanattan bu organizasyonu yaptı ve sonuçta da şut da neticelendirdi. İyi bir de bu bir vuruş. Güzel de yere gitti. Çok da rahat geçti orayı, evet, aslında. Evet, evet. Kapatılmadı yani. Önü kapatılmadı daha. İşte orada yaptıkları 2-3 pas savunma dengesini bozdu. Vuruş da iyi olunca şu anda skor değişti. Evet, çok büyük bir avantaj, bir gol. Bunu daha önceki maçlarda gördük çünkü atılan gol. 55. dakikada geldi Efeler Belediyespor'un golü. Muhammed Emir Yıldırım skoru 1-0 yaptı değerli izleyiciler. Bir kez daha başlayacak oyuna Çiğli Belediyespor. Taner Çapakçur ve Kerim Aydın. Kerim, tabii Çiğli için her şey daha da zorlaştı. Beraberlik hiçbir şekilde yetmiyor Çiğli'ye. Mutlaka kazanması lazım Efeler için, Efeler'e karşı. Efeler için bu skor Cuma'ya final demek. Kerim Aydın, heyecan, faul. Kartını hemen gösterdi maçın hakemi Süleyman Çiğli'ye. Kerim. Egecan Çeviri oyundan aldı İmam Aydemir. Bartu Umut oyunda. Sevgili seyirciler, Çiğli Belediyespor'da Bartu. Lütfü Berk, Kerim Aydın. Atakan Doğanay, Yekta. Batuhan Altın, Atakan. Bartu Umut'a doğru, Bartu kafayla bıraktı. Kaan Ergen yakın, Kaan. Kaan'ın eline çarpan top hemen kullandı Efeler. Süleyman Çelik. Süleyman arkada yine Muhammed Emir için kalktı bayrak. Offside. Bekleyin dedi. Top hareketli. Yeniden kullanacak Uğur ya da Batuhan. Evet. Yekta kondu. 1-0 önde Efeler Belediyespor. 55'te gelen gol ile. Taner Çapakçur. Taner. Faul. Lütfü Berk, Kerim, Bartu Umut'u düşündü ama isabetsiz bir pas, taç. Kaan Ergen taçını kullanacak. Çiğli Belediyespor'da kazandı Efeler'le oyuncular topu. Sabutay.
Uğur Karakoç'a yapılan hareket faul. Maçın hakemi. Tehlikeli sayılabilecek bir noktadan şimdi serbest vuruş kullanacak Çiğli Belediyespor. 59. dakikanın da artık sonuna geldik. Taner Çapakçur topun başında. Dakika 60. Düdüğü çaldı Taner. Taner savunma karşıladı. Barajdan dönen top Muhammed Emir. Süleyman Çelik'i düşündü. Yeksa kondu. Kaan Ergen yakın Yeksa. Öncesinde bir sakatlık var. Taça bıraktı topu. Sakatlıktan biz de hemen faydalanalım. Sevgili hocam 60 dakika geride kaldı. Daha önce de söylediğim gibi yani saha içi organizasyonunu geliştirmeleri lazım, tempoyu artırmaları lazım dedim takımlar için. Efeler Spor bunu kısa bir bölümde yaptı ve öne geçti. Şimdi bundan sonra biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Çiğli için çok daha zor dakikalar başladı. Çiğli'nin risk alması lazım. Çünkü bu dakikadan sonra 60. dakikadan sonra skoru çevirmeleri için bu riski almaları gerekiyor. Mutlaka kenar yönetim bir değişik oyuncu değişikliği yaptı ama sistemde de bir değişiklik yapmaları lazım. Çünkü 1-0 ile 2-0, 3-0 arasında Çiğli açısından bir değişen bir şey olacağını düşünmüyorum. Efeler de ya daha kontrollü oynayacak ya da skoru arttıracak. Ama beraberlik de Efeler'in içine yani son güne taşıyor ama Efeler de bu maçı kazanmak isteyecektir. Beraberlik şansını vermemek için Bolveli'ne. Tedavisi tamamlandı. Yeniden başlayacak az sonra oyun. Kenara gelecek. Serdar Sudun az önceki pozisyonda top ona gelmişti. Frikif'te. Taç atışı ya da hakem atışı. Evet hakem atışı. Uğur Köprülü topu taça bırakmıştı ama hakem oyunu durdurduğu için hakem atışıyla bir kez daha başladı oyun. Atakan Doğanay. Batuhan Altın. Taç. Batuhan'dan kötü bir tercih. İshak Atakan mücadelesi. Atakan faul ve sarı kart. Çiğli Belediyespor'da 62. dakikada sarı kartı gören oyuncu Atakan Doğanay. 11 numaralı formasıyla Furkan Çarçı oyuna girecek az sonra Efeler Spor'da. Furkan, Efeler Belediyespor. Selçuk Yıldırım'dan sonra ikinci oyuncu değişikliğini yapacak Selçuk Yıldırım. Yerini Hakan Can Durdu'ya bırakmıştı. Hakan Can Durdu da Sparta 32 Spor ve bir önceki sezonda da Selinhisar Spor formaları giyen başarılı genç orta saha oyuncusu. 8 numaralı formasıyla oyunda. Şimdi de Furkan Çarkçı az sonra oyuna girecek. Çiğli Belediyespor oyuncu değişikliklerine gidecek. Doğaç Akun'u görüyorum. Süleyman Çelik topun başındaki isim. Süleyman Çelik bir kafa 2-0. 2-0 Efeler. Recep Daylak'ın vuruşu Efeler artık işi bitirdi diyebiliriz. İshak'ın kazandığı pozisyonu zorlamasıyla kazandığı bir faul. Arkasından Süleyman'ın etkili ortası. İyi bir kanat organizasyonu oldu. Duran top organizasyonu oldu. Ve 2-0 şimdi Efeler rahatladı bence. Çiğli'nin bu saatten sonra bu skora cevap verebileceğini açıkça göremiyorum şu ana kadarki oyunuyla. Çiğli Belediyespor 2-0 geriye düşüyor. Efeler 2-0 önde. Gol Recep Daylak değerli izleyiciler. Efeler ikinci yarıya çok iyi başlamıştı. Ve
Önce müthiş bir füze bıraktı Muhammed Emir. Ardından da Recep Daylak'ın kafa vuruşu. 2-0 çok büyük bir avantajı eline alıyor Efeler Spor takımı değerli izleyiciler. Doğaça Kum, Batuhan Altın değişikliği. Kerim Aydın ve Alper değişikliği. Çiğli Belediyespor'da Mevlüt Berkay değişikliği düzeltiyorum. Mevlüt Berkay. Furkan Çarkçı da Aydın Efeler Spor'da oyuna girecek az sonra. Dakika 65. Sistemde de bir değişikliğe şimdi gidildi sevgili hocam. Çiğli tarafında bakalım. 2-0'dan sonra, evet 2-0'dan sonra ne gibi sonuç doğuracak dediğim anda Serdar Sudun top kaybı, Oğuz Yıldız, Uğur Karakoç, Doğaç, Taner Çapakçur, Furkan Çarçı, İshak ve Atakan Doğanay. Atakan faul, Oğuz Yıldız'ın yaptığı hareket faul. Serdar Sulun topun başında. Yine arka direğe son anda Bartu Umut ama bayrak havada, offside. Hem direkt vuruş kullanacak. Az önce Süleyman Çelik'i oyundan aldı. Evet. Furkan Çarkçı, Süleyman Çelik değişikliği oldu Efeler'de. Şimdi Oğuz Yıldız'ın önünde top. Oğuz arka direği düşündü orada. Gökhan Bulut kafayla taça bıraktı. Mevlüt Berkay taç atışını kullanacak. Çiğli'de. Kaan Ergen. Kaan, Gökhan Bulut sıyrıldı Kaan. Kaan. Gökhan. Muhammed Emir. Lütfü Berk, Yekta Kondu. Faul. İshak'ın yaptığı hareket faul Yekta'ya. Kullandı Bartu Umut. Orada iki kişinin arasında ama vuruşu yapamadı. Şimdi Oğuz Yıldız. Atakan, Yekta, Bartu Umut, Uğur Karakoç. 2-1. Çiğli Belediyespor farkı 1'e indirdi. Uğur Karakoç. Dakika 68. Henüz bitmedi dedi Çiğli. Bu dakikadan sonra Çiğli'nin bulacağı 2 gol Çiğli için Cuma'ya şansı taşımak demek. Efeler hala 2-2'de de avantaj Efeler'de olacak değerli izleyicilerimize bilgi olarak aktaralım. İshak Kurt. Evet hocam, gol geldi Çiğli'de. İşte Efeler defansı o topu uzaklaştıramayınca, bir de topu düşürünce dolayısıyla top, boşta kalan top Uğur'un önüne düştü. Uğur da deneyimli bir oyuncu zaten, affetmedi pozisyonu. Bu gol Efeler'i biraz sıkıntıya sokabilir. Bu son en azından strese sokabilir. Çiğli'ye biraz ateşleme yapacaktır mutlaka. Göreceğiz bakalım bundan sonraki dakikalarda neler olacak. Uğur Karakoç 77 numaralı formasıyla skoru 2-1'e getirdi değerli seyirciler. Taç Çiğli Belediyespor'un. Oğuz. Atakan Doğanay. Futbolda 23 dakika normal sürede çok uzun bir süre. İki takım için de, hem Efeler hem Çiğli için, bakalım nasıl bir dakika periyodu izleyeceğiz. Top taç. Doğaç Akun.
Çeli'deydi top. Doğaç'ın pas hatası. Efeler şimdi tabii ki daha yavaş hareket edecek değil mi hocam? Bu dakikadan sonra taça dışına gelen Muhammed Mustafa. Evet. Tabii Efeler biraz daha oyunu yavaşlatmaya çalışacak. Çiğli oyun anlayışını değiştirmekte geç kaldı bana göre. Efeler'in stoperlerinin üzerine şu anda ataktayken 3 oyuncuyla gidiyorlar. Yani kazanması gereken bir takımın neden bu anlayışla başlamadığını, risk almadığını anlayabilmiş değilim açıkçası. Bundan sonra o riski alırlarsa belki skoru da dengeleyebilirler. Ama Efeler'in daha akıllı davranıp bu skoru koruması veya arttırması gerekir bence. Taç yeter kondu. Taç atışı Gökhan Bulut kullanacak. Efeler Belediyespor'da skor 2-1. Efeler önde değerli seyirciler. İshak Kurt, Gökhan Bulut, Furkan Çarçı'nın kafa vuruşu out. Farkı bile indirdi Uğur Karakoç. Yekta kondu. Lütfü Berk. Mevlüt Berkay. Oyun alanda tutamadı Mevlüt Berkay. Öncesinde taç. Mevlüt hemen kullandı. Lütfü Berk. Oğuz Yıldız sağda Furkan Çarçı kafayla karşıladı. Furkan. Taç bel değiştirdi. Az önceki pozisyon faul mü verdi? Faul verdi evet. Maçın yardımcı hakemi taçı gösterdi ama maçın orta hakemi Yusuf Alper Abalı Furkan'a yapılan hareketin faul olduğunu belirtti. Muhammed Mustafa Doğan kullanacak. Yeksa bıraktı Uğur Köprülü. Yeksa. Tek kamerayla yayın yaptığımızı bir kez daha belirtiyorum. Federasyonun aldığı karar doğrultusunda ikinci ve üçüncü kameralara izin verilmiyor canlı yayınlarda sevgili seyirciler, playoff maçlarında. Uğur Karakoç. Doğaç. Furkan. İshak. Sağ kanatta yine etkili geliyor. Muhammed Emir gole gidiyor. Muhammed Emir kaleci Uğur Köprülü. Uğur Köprülü gole izin vermedi. Çiğli için çok önemli bir dakika. Efeler açısından da negatif anlamda önemli oldu. Çünkü müthiş bir pozisyon yakalamıştı Muhammed Emir. Daha zorunu attı. Kolayda kaleci Uğur Köprülü'ye teslim etti. Faul. Kaan Ergen yerde. Dakika 72 bitmek üzere. Yine etkili bir yer olabilir. Beraberlik şansı Çiğli Belediyespor için. Uğur Karakoç topu koydu. Düdüğümü bekle işareti Yusuf Alper Havalı'dan. Değerli izleyiciler, skor 2-2, dakika 73. Sevgili hocam, neler oluyor sahada? 2-0'da neredeyse bu iş bitti dedik ama Çiğli hayır bitmedi. Bir gol daha atarsa Cuma'ya taşıyacak şansını. Efeler için beraberlik hala yetiyor ama kalan yaklaşık 16 dakika neler söyleyeceksiniz? Biraz önce söylediğim gibi Çiğli oyun anlayışını değiştirmekte geç kaldı. Daha önce değiştirseydi belki şu anda farklı bir durum da olabilirdi. Ama Efeler 2-0'dan sonra gerçekten çok büyük bir rehavete kapıldı. Çiğli'nin reaksiyonu da şu anda meyvesini vermeye başladı. Bir önceki pozisyonda İshak'ın yarattığı yine pozisyonda Muhammed Emir'in kaçırdığı golün hemen arkasında bu gol geldi. Oyun enteresan bir şekle girdi. Sıkıntılı dakikalar var her iki takım içinde.
Ütüberk Bartu Umut'un koşu yoluna. Recep Daylak oyunda tuttu topu. İshak hareketlenmedi çünkü offside'daydı. Kaleci Uğur Köprülü. Atakan Doğanay, 2-2 skor. Müthiş bir maç izliyoruz ikinci 45 dakikada. Yaklaşık 16 dakikalık oynanmamış bir zaman var normal sürede. Uzatmaları bilmiyoruz. Fatih yine Muhammed Emir'i kaçırdı. Uğur Köprülü çıktı. Uğur Köprülü çıktı. Kaleye gidiyor ama yakın pozisyona Yekta Taç. Uğur çıktı ama müdahale edemedi. Arkadaşlarından özür diledi Uğur Köprülü. Gökhan Bulut. Özenç az sonra oyuna girecek. Çiğli Belediyespor'da Caner Apak'la beraber. Doğa Çakun faul. Serdar Sulun oyuncu değişiklikleri işareti. Taner Çapakçur kenarda. Uğur Köprülü'ye sarı kart, kalesini terk ettiği için bu pozisyonda. Caner Apak, Oğuz Yıldız'ın yerine de Özenç. Dakika 76, 2-2. Şimdi işaretini verdi. Yekta kondu. Lütfüberk havalandırdı topu. Recep Daylak. Doğaç. Uğur Karakoç. Özenç. Özenç hatta döndü geriye. Atakan. Lütfüberk. Kaan Erken kaybetmedi topu. Kaan. Yekta kondu. Muhammed Mustafa Doğan karşıladı. Atakan kalecisine döndü. Uğur Köprülü. Efeler 2-0'lık avantajı bu dakikaya kadar koruyamadı. 2-2'ye getirdi skoru Çiğli. Sabutay vurdu kafayı. Uğur Karakoç. Caner. Sabutay kalecisine döndü. İshak. Çok rahat aldı topu İshak. Furkan Çarkçı. Şimdi Efeler etkili geliyor. Furkan. Karşısında Özenç var. Furkan. Penaltı Efeler kullanacak. Özenç'in yaptığı hareket. Özenç'in yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi karşılaşmanın hakemi Yusuf Alper Abalı. Çiğli her şey için o kadar ümitlenmişti ki. Ama bu pozisyonda Özenç'in rakibini indirdiği düşüncesinde maçın hakemi Yusuf Alper Abalı. Uğur Köprülü kalede şimdi. Ve Serdar Sulun iki oyuncu karşı karşıya gelecek az sonra. 78'i gösteriyor dakikalar. İshak düzeltiyorum. İshak topun başındaki isim. Uğur Köprülü kalede. İshak ve Uğur Köprülü. Kaleci bir tarafı boş bıraktı Uğur Köprülü. Şimdi tam ortaya geldi Uğur Köprülü ama İshak ters köşe yaptı. Skor 3-2. Penaltıdan Efeler öne geçiyor değerli izleyiciler. Özenç'in o pozisyondaki Furkan Çarkçı'ya yaptığı hareket neticesinde penaltı kararı verdi. Sizce penaltı mıydı hocam? Bence %100 penaltıydı. Özenç orada tedbirsiz davrandı. Furkan da pozisyonu zorladı. Orada ceza sahasının içine topla beraber girdi. Penaltı %100 penaltıydı. Göksel Özdemir hocamızın yorumu %100 penaltıydı pozisyonda. 3-2 yaptı skoru Efeler.
Bir kez daha santra vuruşuyla başlayacak oyun. Çiğli 2-0'dan 2-2'ye getirdi oyunu ama Oğuz Yıldız özenç değişikliği yapılmalı mıydı? Yine sorulardan bir tanesi bu olabilir. Oğuz sağ kanatta başarılı bir oyun oynadı Çiğli'de. Özenç penaltı yaptırdığı için biraz böyle evet bu soru sorulur. Çıkan oyuncu hareketli bir oyuncuydu ama artık hoca ne düşündü bilemiyoruz, teknik direktör. Bu pozisyon penaltıyla sonuçlandığı için yapılmamalıydı diyebilirsin tabii ki. Evet, Özenç 2-2 idi skor. Top hareketliydi. Bir kez daha şimdi Lütüberk, Uğur Karakoç. Uğur içeriye doldurdu. Bartu yükseldi. Muhammed Emir, Gökhan Bulut uzaklaştırdı. Gökhan Taç Çiğli Belediyespor'un hemen kullandı. Bartu Umut. Bartu'nun pası yerini bulmadı. Furkan Çarkçı dikkatli. Serdar Sud'un onun pası. İshak ve aynı şeyi düşünmediler. Özenç. Özenç iyi bir orta geldi. Arka direk. Önünde kalır mı Uğur? Şimdi uzaklaştırdı. Ama atak devam ediyor. Doğaç Akun. Doğaç kalk dedi maçın hakemi. Fatih Bozok. Doğaç yerden kalktı. Bu arada Caner Apak düzeltiyorum. O da faulü yaptı Caner Apak. 3-2 Efeler Belediyespor. Bu skor Cuma finalini bizlere taşıyacak. Efeler ve Bolvadin final maçına çıkacak değerli izleyiciler. Yine bu ekranlarından o heyecanı sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Top Furkan top oyunda dedi. Şimdi Taç. Özenç. Bartu kafayla aşırdı. Recep Daylak. Yeksa Atakan. Havalandırdı Atakan. Uğur Köprülü. Özenç. Faul. Özenç. Biraz bekledi hakem, sonra çaldı düdüğü. 82. dakikadayız. 3-2 önde Efeler. Kaan Ergen sıyrıldı. Uğur Karakoç. Taç Efeler'in. Bahmet Doğan. Yardımcı antrenöre sarı kart. Yusuf Alper Abalı'dan. İshak. Lütüberk. Yekta Kondu. Karakoç sıyrıldı ama topa dedi maçın hakemi Bartu. Hakan Can durdu. Özenç. İshak. Atakan. Taç. Efeler Belediyespor'un. Dakika 84'ün ilk saniyeleri artık. Çok büyük bir avantaja sahip Efeler Belediyespor. Yeksa. Karakoç. Atakan. Yeksa kondu. Lütüberk. Lütüberk sol kanadı düşündü. Melut Berkay.
Efeler Belediyespor kullanacak. Süberk vurdu kafayı. Caner Apak. Özenç. Son müdahale. Efelerli oyuncudan Özenç kullanacak taç atışını. Furkan Çarçı uzaklaştırdı. İshak. İshak Furkan'ın koşu yoluna. Yekta kondu. Elle müdahale düşüncesi. Hakemin kararı bu. Free kick kullanacak şimdi. Yine tehlikeli bir bölge. Efeler Belediyespor. Efeler'den 3 oyuncu yerde yatıyordu. Bir tanesi kalktı. Şu anda 2 tane yerde oyuncusu var. Yorgunluk belirtileri var Efeler Spor'da. Kalan dakika uzatmalarla beraber bir 10 dakika daha var oyunda. Bu sürede Efeler'in bir gol daha atması maçı bitirir. Serdar Sud'un topun başında S diye istedi maçın hakemi. 3-2. Efeler Belediyespor önde son dakikalara girerken Sede şimdi ve aynı zamanda da oyuncu değişikliği işareti. Cuma günkü maçta tabii ki artık tamamen Efeler'in şu an zikrinde, fikrinde o maç olacak. Çok önemli bir mücadele izleyeceğiz. Bir tarafta Bolvadin, bir tarafta Efeler olacak. Çok büyük bir futbol mucizesi olmazsa son 5 dakika itibariyle. Serdar Sud'un sedi istendi ama kullanılmadı. Muhammed Emir oyuna devam edemeyecek. Gökhan Demir kenarda, az sonra oyuna gireceklerden bir tanesi, karşıladı Bartu Umut. Ve yine 61 numaralı formasıyla da Ertan Miraç oyuna girecek. Fatih Bozok. Yekta. Korner. ...88. dakika... ...köşe vuruşu... ...Furkan Çarçı... Furkan şimdi kullandı. Bekleyin dedi oyuncu değişiklikleri için. Şimdi Serdar Sud'un Gökhan Demir değişikliği. İlk çıkan oyuncu Serdar Sud'un. Gökhan Demir de bu ligin önemli oyuncularından, önemli golcülerinden. Yine ilk golün sahibi Muhammed Emir Yıldırım yerini Miraç'a bırakıyor bu dakikada. (Gülüyor)
Artu Umut yükseldi. Doğaç faul. Fatih Bozok yerde. Artı 4 ya da 5 gelebilir. Az sonra gösterilecek. Maçın sonuna. Dakika 90. Evet hocam, 90 dakika tamamlandı. Normal süreleri artık bakalım ne kadar ilave olacak. 90 dakikayı nasıl değerlendiririz? 5 gol var ve bu goller ikinci yarıda geldi. Evet, ilk yarıda çok beklentimizin altında bir oyun oldu. Ama ikinci devre ardı ardına goller gelince biz de keyif almaya başladık. Efeler Spor 2-0 öne geçti. Bu çok büyük bir avantajdı. Fakat ondan sonra Çiğli'nin gösterdiği reaksiyon ve tepkiyle 2-2'ye gelince maç daha da heyecanlandı. Çiğli umutlandı. Fakat arkasından yapılan basit bir hata, penaltı ve sonuçta da şu anda maç 3-2. En azından 5 gol izledik. Bu final öncesi 90 dakikaya yakışan bol gollü bir oyun oldu. Maç daha bitmedi. Tabii artı 7 oynanacak bu arada. Artı 7'yi gösterdi maçın dördüncü hakemi. Evet, başka goller de izleyebiliriz. Kalecinin kucağında Göksal Özkara. Gökhan Bulut kullanacak taç atışını Efeler Belediyespor'da. Miraç. Furkan Çarpçı. Furkan. Atakan karşıladı. Bartu Umut. Lütüberk offside. Uğur Karakoç. Top atıldığı an yaklaşık 1 metre offside'di Uğur. Yardımcı hakem kaçırmadı offside'ı. Uzatmaların ikinci dakikasındayız. 3-2. Efeler Belediyespor önde. Sabutay. Doğrudan taça gitti top. Özenç. Direksel kondu. Hakan Can durdu, top kaybı. Mevlüt Berkay. Yeksa. Geçen her saniye Efeler'in finali demek bu karşılaşma özelinde. Mevlüt Berkay kullandı hemen. Kaan Sabutay kafayla karşıladı. Gökhan Bulut. Gökhan Demir. Atakan. Atakan. Özenç. Uğur Karakoç. Özenç. Sıyrıldı Özenç. Ortası. Yükseldi, vuramadı. Önünde kaldı Lütüberk. Lütüberk'in doldurduğu yerde Gökhan Bulut kafayla topu taça bıraktı. Caner bıraktı. Orhun Kağan topa dedi maçın hakemi. Miraç. Yekta kondu kafayla. Şimdi uzaklaştırdı Sabutay. Ferit Berkay. Kaan Ergen. Lütfüberk Güren. 2-0'dan 2-2'yi yakaladı Çiğli ama artık son
dakikalar playoff'a veda edecek İzmir temsilcisi ve finalin adı Afyon ve Aydın illeri arasında olacak. Bolvadin Efeler Cuma günü saat 15'te 3. lige yükselen takım belli olacak. Buradan doğrudan kaleye Lütfüberk bir direkten döndü, bir vuruş kalecinin kucağında. Uzatma dakikalarında yine bir pozisyon yakaladı artı 5'te. Çiğli Belediyespor önce direkten döndü, Bartu vurdu. Göksal Özkara'nın kucağına Furkan Çakçı. Oyun devam etti. Atakan Doğanay. Yekta. Atakan. Artık Çiğli'li oyuncular da son dakikaları zaman olarak da çok az kaldığının farkındalar. Kaan Taç Çiğli'nin. Uğur Karakoç Bartu'ya doğru. Bartu kafayla bıraktı. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Çiğli. Uzatmalar da gösteriliyor. Skorboardlarda pek alışık değiliz. Şu an artı 6'nın ilk saniyeleri. Uğur. Savunma. Özenç. Yeniden Uğur. Uğur arka direğe. Kaleci Göksal Özkara çekti, aldı o topu. Ve tabii ki son 1,5 dakika, topu taça atacak mı? Göksal atmadı. Evet, şimdi attı. Sakatlığından ötürü o 1,5 dakikayı kullanacak Göksal. Evet hocam, finalin adı artık 1 dakika var. Efeler, Bolvadin, nasıl bir maç bekliyor bizi? Keyifli bir maç olacak o maç. Bolivar'ın da hücum organizasyonları iyi bir takım. Pazartesi günü izlediğim kadarıyla Efeler'de deneyimli oyunculardan kurulu bir takım. Artık finalde iyi futbol, bol gollü bir maç, kim kazanırsa kazansın, hak edenin kazanacağı bir maç olsun istiyoruz. Hakem hatalarının olmadığı. Bolivar'ın daha dinlenik çıkacak o maça. Efeler biraz yorgun çıkacak. Çabuk toparlanıp o maça kendilerini hazırlamaları lazım. Ama önemli olan şu, ciddi bir sakatları yok. Cezalı oyuncuları da olmayacak herhalde bu kalan sürede. Olmazsa şayet. Efeler de çabuk toparlanıp bu maça çıkacaktır. Üçüncü yıla çıkan çıkacak takımı hepimiz merak ediyoruz. Bakalım, göreceğiz Cuma günü. Bu maçın hakemi özelinde Yusuf Alper Abalı'yı değerlendirirseniz. Hakem genel olarak oyunu etkileyecek bir karar vermedi. Penaltı kararı en kritik karardı. O doğruydu. Bence iyi bir maç yönetti hakem üçlüsü. Evet. Artı 7 de tamamlandı. Yaklaşık 1,5 dakikalık bir duraklama vardı şimdiki sakatlıkta. Onu oynatacaktır Yusuf Alper Abalı. Çiğli Belediyespor'u gönülden tebrik ediyoruz. Grupta şampiyon olarak buraya geldi. Efeler Belediyespor'u tebrik ediyoruz. Kendi zor grubunda şampiyon oldu ve ilk maçını kazanmasını bildi. Bolvadin önünde hem Efeler'e hem de Bolvadin'e başarılar diliyoruz. Cuma günkü maç için değerli izleyiciler. Özenç. Özenç. Mevlüt Berkay'ı düşündü. Mevlüt Sabutay karşıladı. Taç. Efeler Belediyespor kullanacak. Gökhan Bulut çok yavaş hareketlerle taç atışını kullanmak için yöneldi. Yusuf Alper Abalı biraz daha çabuk dedi. Göksel Özdemir, çok çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ben teşekkür ediyorum. Her iki takıma da tebrikler. Cuma günü de her iki takıma da başarılar diliyorum. Cuma günü burada olacak mısınız? Tabii Cuma günü de buradayız. O zaman Cuma günü de aynı ekranlarda yine sizlerle paylaşacağız. Ve Efeler 3-2 kazanarak finale çıkıyor Cuma'ya değerli izleyiciler.
Bir kez daha Çiğli Belediyespor'u tebrik ediyorum. Efeler Belediyespor'u tebrik ediyorum. Sevgili Göksel Özdemir hocama da çok çok teşekkür ediyorum bugünkü yorumlarından ötürü. Cuma canlı yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.